Efendim, hayırlı akşamlar. Yaklaşık bir hafta aradan sonra yine bir Perşembe akşamı Son Düzlük adlı programla karşınızdayız. Bu akşam da farklı bir konuyla Türkiye'deki herkesi ilgilendiren bir konuyu bir konuğumla konuşmak istiyorum. Nedir bu konu? Biliyorsunuz yarın itibariyle yürürlüğe gidecek bir sistem var. İkinci el araç piyasasıyla alakalı. Bu sene güvenli ödeme dediğimiz bir sistem. Yarın 27 Eylül'den itibaren, yarın itibariyle kesinleşiyor artık. Bu sisteme giriyoruz. Bu akşam bunu konuşacağız. Bunun eksilerini, artılarını, piyasadaki yansımalarını konuşacağız. Kimle konuşacağız? Konuğum Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Özdemir. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizleri bu akşam burada konuk ettiğiniz için sizlere öncelikle teşekkür ediyorum. Sürçü lisan olursa affola diyorum. Sıkıntı olmaz başkanım. Samimi bir program. Evet. O emin ol biz sürçü lisan ediyorsak seyircimize anlayış gösterecektir. Seyircimizden bunu talep ediyorum. İkincisi aylık haftasındayız. Evet. Esnaf teşkilatımızın, esnaf ve sanatkarımızın aylık haftası kutlu olsun. Aylık haftası dolayısıyla etkinliklere katılıyoruz. Esnaflarımız da etkinliklere katılarak aylığın ne olduğunu, ne anlama geldiğini izah veya anlatım şekline gidiyoruz. İnşallah bu konuda da faydalı oluruzdur diye düşünüyorum. Bugün konuda haftayı kutlamış olayım dedim. Teşekkür evet, ederim. Aylıkla ilgili birkaç cümle de ben söyleyeyim. Biliyorsunuz bu aslında aylık haftası bakanlığın kutlanması gereken bir kapsamı olan bir durum. Ama biliyorsunuz bunun tamamını SESOP üstleniyor. Evet. Tüm organizasyonu. Hatta belki de SESOP bu konuda özverili davranmasa belki de kutlanılmayacak yani bu şekilde veya de hiç kutlanılmayacak. Bunu da altını özellikle çizmek istiyorum. Her sene özenle kutlanan bir hafta haline dönüşüyor. Bu arada SESOP'un da bu işe özen gösterdiğini altını çizmek istedim. Başkanım en son seninle burada program yaptığımızda adaydın. Evet. Şimdi başkan olarak konuğum oluyorsun. Nasip oldu başkan olduk. Arkadaşlarımız, evet. Çevremiz bizi, üyelerimiz tevazu göstererek başkanlığa layık gördüler. Biz de bu geçen süre yaklaşık 2,5 yıl elimizden gelen hizmetleri vermeye çalıştık. Onlara dokunabilmeye gayret ettik. Tabii bu kanun kapsamında olduğu için her şey bizde. Bize verilen yetkiler sınırında onlara verebileceğimiz hizmetler konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Esnafımıza, yani şoför esnafımızın daha çok içindeyiz. Şu anda bu akşam konuşacağımız alım-satım, galeri işi, onlar da bize bağlı. Bunun yanında onların da bir takım sorunları ve artıya geçmiş pozisyonları da var. Yani eksiden ziyade artıları da var. Onun için esnafımızı bize bu görevi layık gördüğü için de teşekkür ediyorum ben. Evet, inşallah uzun süre yaparsınız bu görevi. Layık görürlerse ne demek? Tabii. Evet. Teşekkür ederim. Başkanım şimdi şöyle başlayalım istersen. Öncelikle ikinci el piyasası nasıl diye sormak isterim. Şimdi başkanım ikinci el piyasasında çok büyük bir durgunluk var. Yani durgunluğun sebebi yani bu ekonomik kriz, ekonomik krizin getirdiği sıkıntılar, insanların şu anda mevduata yönelmesi. Yani burada açık konuşmak lazım, siyasi değiliz. Sadece şu var, likidite, para piyasadan çekildi. Bankalar şu anda mevduat topluyorlar ve güzel de mevduat veriyorlar. Bugün vatandaş diyor ki ya ben işte eskiden bu birkaç yıl önce alıyordu, satıyordu, işte tutuyordu, arabası işte 400 alıyordu, 500 oluyordu falan o hızlı dönem. O hızlı dönem bitti. Duvara vurduk artık, o duvarı patlattık. Bankalar girdi devreye. Güzel parayı gördü bankalar. Bu parayı çektiler. Yani bu A bankası, B bankası değil. Yani sistem bunu götürdü. Evet. Bugün 1 milyon parası olan adam şöyle düşünüyor. Ben 1 milyon araba alsam diyor. İşte diyor araba diyor en fazla 1 milyon 50, 1 milyon 100 yapacak ya da neyse. %10 kazanacak. Ama banka güzel bir faiz oranıyla karşısına çıkıyor. Bunu diyor ki ben kendi çevremden söyleyeyim. Bildiklerim var. Diyor ki ben kullanıcı olarak konuşuyorum. Ben diyor 1 milyonu bankaya koyarım. Atıyorum 40-50 bin lira alırım. 30 bin lira kiraya veririm araba kirasına. İşte 10 bin lirasını yakıta. 20 bin lira ben yine kârdayım diyor. Öbür türlü arabanın sigortasıyla uğraşacak, bağkur şeyiyle uğraşacak işte neyse gerekli masraflarıyla bundan kaçınıyor. Ha iyi mi ediliyor? İyi edilmiyor. Şu anda piyasa durdu. Yani diğer sizin de ayakkabı sektöründesiniz biliyorsunuz. İnsanlar
iyi bir şeyler almak derdinde iyi bir şeyler alamıyorlar. Ekonomileri dar. İyi olan iyisini alıyor. Onu da söyleyelim. İyi alan iyisini alıyor. İyi parası olan alıyor. Ama piyasada paranın daralması sebebiyle piyasa durdu. Bizim sektörümüzde de para güzel bir para. Yani bugün en ufak bir araba 300 bin liradan başlıyor. Hani kliması olsun, şu olsun, bu olsun dersek 300'den daha yukarılara gitmesi lazım. Bu parayı da vatandaşın bir araya getirmesi artık zorlaştı. Ya da banka yatırıyor, oradan daha gelir elde etmek için. Yani artık altın gibi yatırımlara giriyor. Altın da bu ara bir hız kazandı. Yani yatırım düşünüyorlar. Ama burada şu da var, onu da söylemeden edemeyeceğim. Bankalar mevduat topluyor ama faiz, yani kredi vermekte zorlanıyorlar, vermiyorlar. Ya da çok büyük faizlerle kredi piyasaya sunuluyor. Ben burada esnaf kefaret kooperatiflerinin daha çok devreye girmesinden yanayım. Daha önceden de 21 yıl esnafa hizmet aynı yerde verdim, esnaf kefaletle. Çok güzel günlerimiz oldu. Devletimiz bu konuda çok güzel katkılarda bulundu ama şu son ekonomik krizden sonra, yani yılbaşından sonra biraz devreler karıştı diyeyim. Faiz oranı yükseldi. Tabii devlet bedava para verecek değil. Haklı da orada. Ama kontrol altında... Şu an %30 galiba değil mi? %29 veya 27 olması lazım. Bunun kesintisi bilmem nesi cartı curtu var. Bunları uzun uzun anlatmak bizim işimiz değil. Bir de şurada bir şey daha oldu. Vade oranını 5 yıldan 3 yıla çekildi. Bugün esnaf kefaret kooperatiflerinin evet 750 bin lira gibi bir limiti var. Ama bugün benim sektörümle ilgili de konuşursak, ben de tırcı esnaf var. Emin olun tırcı esnafın bir dorsesini almıyor. Evet. Biz esnaf kefaret kooperatifinde çalışırken bundan 4 yıl önce, 5 yıl önce veya 7 yıl önce bizden 200 bin lira krediyle vatandaş bir tır takımı kuruyordu, işine başlıyordu. Şu anda 750 bin lirayla dorse alabiliyor. Bugün bir kafanın, yani bir araç tır dediğimiz kafanın, marka önemli değil. Yani nereden baksan 8 milyondan başlıyor. Sıfır. İkinci eller 4-5 milyon. Yani bu derece olduğunda esnaf zorlandı. Ben esnaf kredilerinin vadesinin uzatılarak bir güncelleme yapılarak şunu da üstüne varacağım, söylemek istiyorum. İşte ben esnafım, gidiyordum esnaf kefaletten kredi alıyordum, amcamın oğluna veriyordum gibi. Bunu devlet çok güzel takibi alabilir. Bu parayı ne yaptın kardeşim sen? Aldın. İşte dolar yaptın. Cezası var zaten bunun. Ama atıyorum nakliyeciyim, aldım parayı. Ama diğer bankada da bir mevduatım var. Kardeşim senin demek ki bu paraya ihtiyacın yok. Sen mevduatta para tutuyorsun. Demek ki sen beni kandırıyorsun. Boz o parayı, gel piyasaya sun. Gerçekten ihtiyacın varsa, aldıysan bu parayı. Fatura karşılığı versin. Başkanım, limitleri fatura karşılığı yükseltebilir yani. Oraya da gireyim kısaca. Bundan yıllar önce devletimiz yine güzel bir şey yaptı. Çiftçimize dedi ki size hayvan kredisi vereceğim. Evet. Bana küpe getir dedi. Ben de hayvanı almak için ne yaptım? Kemal Turgaç'ın evine ahırına gittim. Dedim ki ben senden kredi alacağım, hayvan alacağım. Sen de sistemale uğrattık. Yani ben şimdi bunları içeriden konuşarak. Ne diyor? Diyor ki sende para var mı? Yok. Ne yapacaksın? Ziraattan kredi alacaksın. 3 bin liralık hayvan 5 bin lira kardeşim. Sen zaten sıfır faizi kredi alacaksın. Sonra ne oldu? O piyasa yükseldi. Onun için fatura karşılığı tabii ki alımı yaptıktan sonra faturayı götürürse burada bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Ama alımdan önce fatura beklenirse ben Kemal Turgaç'a gidip de fatura dediğim zaman sen kredi alacaksın değil mi? Takip edilebilir ama. Yani bunun kontrol altında tutulursa, esnafın ihtiyacı dahilinde kullanılırsa, esnafa da likidite sunulursa biz daha piyasaya açılırız diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Evet. Yetkililer de buradan inşallah birazcık bizi duymuş olurlarsa ne mutlu biz olur. İnşallah. Şimdi başkanım, bu güvenli ödeme sistemi diye bir sistem getiriyordu. Evet. İşte dedi, galiba ya ben yanlış mı söyledim? Yarın itibariyle artık net oluyor. Tamamen. Tamam, bir daha. 2014 senesinde mi ne çıkmıştı bu kanun? Revize edile talepler gele en son sıfırlandı, bu hali aldı. Yani yarın itibariyle artık sadece güvenli ödeme sisteminden mi bu araçlar evet, alıp satılacak? Evet, güvenli alışveriş. Nedir bu güvenli ödeme sistemi? Biraz bana anlatır mısın? Güvenli ödeme sisteminde alıcıyla satıcı notere gittiğinde satıcı başlatıyor. Diyor ki ben falanca bankada şu hesaba diyor referans istiyor. Ben işte atıyorum şu aracımı, X aracımı Kemal Bey'e 500 bin karşılığında satıyorum. Beyan ediyor noter. Beyan ediyor. Noter de bunu referans numarasını görüyor. Ben parayı atıyorum. Orada havuzda duruyor bu para. Evet. Noter tuşa bastı. Satışı gerçekleştirdikten sonra sizin hesabınıza para geçiyor. Yani burada kimse kimseyi aldatmış olmuyor.
Yani eskiden şöyleydi, işte amcasının, işte yeğenin falan diyordu, bir hesaba gönder, yok öyle bir araba alınmadı, satılmadı. Bu burada esnafımızın güvenini tazeledi, güven koydu ortaya. Esnafımız şu anda güven tazelemiş oldu bu şunla. Ama zorlukları var mı? Yeni bir sistem. Evet. İşte internet kullanmasını bilir bilmez zorlanan arkadaşlar oldu. Bunun yanında takaslarda biraz zorluk yaşadıklarını söylediler. Yani ben işte bunu buraya takas ediyorum, bunu buraya alıyorum gibi konuşuyorlar. Aradaki rakam anlaşması. Yavaş yavaş gidelim. Evet. İzleyicinin de kafası karışma. Onları Buyur. Ben tek tek soracağım size. Buyur. Şimdi buradaki maksat, bu sistemin kurulmasındaki maksat şu mudur yani? Yani sadece alıcı ve satıcıyı korumak mıdır, yoksa burada başka detayları var mıdır bu sistemi kurmalarının? Paranın kontrolü de olabilir. Yani ben o kadar giremiyorum ama paranın da hani akışını, hani galerici veya alım satımcı arkadaşların, komisyoncu arkadaşların hani ne kadar hareketli olduğunu, o paranın ne kadar... Şimdi bazı bu paranın kayıt altına alınması. Kayıt altına girmesi demektir. Çünkü... Peki şöyle bir şey olacak mı? Mesela beyan ettikten sonra mesela ekstra bir parayla mesela atıyorum 1 milyonluk araba aldım. Evet. Ama notere 500 lira beyan ettik. Karşılıklı anlaştık bunu. Evet. Dedim 500'ü elden vereyim gibi böyle suistimaller olabilir mi bu sistemde? Olma ihtimali var ve de olacağını da düşünüyoruz. Peki, çünkü bu kişili ilk önce zaten güven ikimiz arasında. Yani. İkimiz arasında. Ya buna ilgili bu sistem mesela bunu engelleyen detayları var mı mesela? Şimdi bu? Engelleyen detaylarda şu var. Dediğiniz gibi mesela rakamı biraz sığ tutup sisteme girip evet. buradan nakitin dönmesi. Bir de şöyle bir şey var. A bankası ile A bankası olacak. A bankasından B bankasına transfer yok. O sistem daha oturmadı. Yani şu anda daha çok devlet... Şubeler mi aynı masada? Şube değil. Banka firmaları. Banka firmaları aynı, evet, aynı olmak zorunda. Özellikle devlet bankaları şu anda başlamıştı buna. Hı hı. Yani önümüzdeki gün içerisinde muhtemelen Noterler Birliği diğer özel bankalarla da anlaşmak zorunda kalacak sanırım. Kalmak zorunda da. Çünkü benim A bankasında hesabım var, sizin C bankasında. Bu sefer ben ne yapmak zorundayım? Siz C bankasına hesap açacaksınız, ben size o parayı transfer edeceğim. Ya da ben paramı bu tarafa aktarıp size buradan transfer sağlayacağım. Bunda da bir ufak sekte var. Hı hı. Bunu Noterler Birliği bir şekilde halledeceğini düşünüyoruz. Çünkü bu noterlerin işte bildiğim kadarıyla. Öncesinde şöyle oluyordu değil mi? Belki bazı izleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Biz şimdi notere gidiyorduk seninle. Aramızda anlaşıyorduk. Evet. Notar bize soruyordu. Diyordu ki paranı aldın mı diyordu evet. değil mi? Evet. Bu şekilde sözlü olarak soruyordu. Evet. Ben de paramı aldım diyorsam noter satışa onay veriyordu evet. değil mi? Aynen öyle. Yani orada bir şey oluyordu değil mi? Evet. Bir parayı nerede alacak? Paralarda büyük paralar oluyor evet, bazen evet. değil mi? Yani evet. 20 milyona kadar arabalar var evet. şimdi yani. Evet. Sadece küçük olarak bakmamak lazım. Bugün 1 milyonu bile notere götürmek büyük bir iş. Büyük bir iş evet. yani. Orada mesela nerede sayacaksın bunu? İşte bu paranın sahte çıkma ihtimali nedir? Evet. Peki bu sistem üzerinden satış yaptıktan sonra peki şey olacak mı? Bir vergi sistemi, yeni bir vergi olaya yüklenecek mi? Vergi zaten komisyoncu, yani galerici satıcılarımız zaten vergiye tabi. Tamam. Satıştan sonra orada beyan edecek, verecek. Biz şahıslar arasında şahıslar olduğunda olsa... orada bir vergi söz konusu değil. Yani çünkü senin zaten bir vatandaşın yılda bir yıl takvimi ama şimdi şunu algılamasın kimse. 1 Ocak'la 31 Aralık arası değil. Mesela diyelim ki ben 31 Mart'ta başladım. 30 Mart'a kadar ki süreçteki bir takvim yılı diyor. Burada 3 araç benim alıp satma gibi bir şeyim var. Burada bir vergilenme yok. Ha, bununla ilgili de yeni bir şey var. Değerli esnaf arkadaşlarımız bunu değerlendirsinler. Sisteme kayıt işi var. Bu sistemi bir an önce hani sertifikalı satıcı olarak kayıt olmak zorunda. Onu da soracağım. O sertifika konusu biraz daha farklı bir konu gibi ama evet. buna entegrasyonlu tamam. bir konu. Şimdi şurada diyor ki mesela sistemde nakit taşıma, sahte para ve satış bedeli ödenmesi gibi listeden oradan kaldırılması hedefleniyor diyor. Evet. Buradaki mesela bir açıklarken bakanlık bu şekilde evet. açıklamış. Peki şurada da bir şey var. Uygulamada tüketicileri nasıl etkileyecek diyoruz, onu da konuştuk. Mağduriyetini, ödeme açısını, alıcısını yanına. Uygulamanın denetimi kim tarafından yapılacak? Uygulamanın denetimi Maliye tarafından yapılacak. Ticaret Bakanlığı Ticaret ve Maliye Bakanlığı, tarafından evet. yapılacak. Bugün Emre Bey'in yanındaydık. Birazcık kendisiyle de söyleşi yaptık. Nasıl denetleyeceklermiş bunu peki? Şimdi sisteme zaten direkt noterde kayıt altına giriyor. Bugün mesela şöyle söyleyeyim. Ben araç sattığım an zaten
Noterden vergi dairesine bunun sistemine düşüyor. Tamam. Mesela şöyle düşünelim. Ben nakliyeci esnafıyım. Evet. Benim nakliyeci esnafılığımın bitmesi noterde satışı yaptığım an işe yani bu işten ayrılmış oluyorum. Sizin gibi işte hani vergi dairesine gideyim, beyan vereyim, işten ayrılayım değil. Sattığım an onu, aracı, plakayı ben şeyden düştüm. Bunun direkt vergi dairesi görüyor. Senin kaç para beyan ettiğini, ne yaptığını hepsi zaten görünüyor. Hı hı. Zaten burada şu çıkacak. Devletin de beklentisi anladığım kadarıyla gerçek değerler ortaya çıksın. Alan satan burada rakamı koyduğunda vergisini algısına tabi olsun. Peki burada şöyle bir kural koyuldu mu mesela, ben onu bilmiyorum ama mesela bir araç kasko değerinin altında satılamaz diye bir ibare koyuldu mu mesela? Veya mesela bir aracın şimdi, alt limiti olacak mı burada? Tabii kasko değerinin altında diye ama beyan edince beyanda şöyle mesela. Bakın Kemal Bey, vatandaş zor duruma düşmüş. Evet. Tamam mı? Nasıl zor duruma düştüm. Ben arabamı yani buldum alıcıyı 500 bin lira ama bugün bana nakit veren yok. Biliyorsunuz ki evet. Piyasada böyle bir şey. Ben 400'e sattım ama işte atıyorum 420'nin altında beyan edemezsin. Yani böyle bir şey şu anda yok, yaşanmadı. Ben bireysel yaşadım. Hı hı. Şimdi ben isim vermeyeceğim, İstanbul'un noterliğinde gittik. Araç dedi ki şu para, bu para. Dedi ki bu para olmaz, kasko değerinin altında. Neyse çıktık. O arkadaş dedi ki ben dedi bunu dedi işte dedi, böyle yaparsam farklı boyutlara geliyor dedi. Aldığım paradan vermem lazım dedi. Vergi çıkar diyor bana çünkü. Evet aynı, yani şimdi açık konu oraya tamam, geliyor. Orada gelir vergi çıkar diyor. Vergi çıkar diyor. Bu sefer diyor ben senden diyor bu farkı almam lazım diyor. Yani o KDV. Önce rakamı anlaştınız. Anlaştık. Ama satış değeri üzerinde bu sefer itilafa düşünüyor. Çünkü evet. O da diyor ki ben diyor bunun üzerine çıktığım anda diyor, vergi çıkacağı için o parayı senden talep ediyor. Yani işte KDV şey gibi. Orada biz bir anlaşmazlığa vardık. Sözleşmeyi yani anlaşmayı vazgeçtik. Çünkü araya fark koyulunca ben anlaştığım evet. Rakamın üzerine geçilince bıraktım. Ha bunu diğer kendi çevremdeki esnafımla sorguladığımda böyle bir şey yaşamadık dediler. Böyle bir şey yok şu anda dediler. Ki olmadığını da biliyorum bizim çevremizi. Ama ben oradaki noterde niye bunu yaşadım onu da anlayamadım. Evet. Peki bu cayma konusu nasıl bu sistem içerisinde? Mesela oluyor. Ben arabayı almaktan caydım. Ne kadar süre hakkım var bununla ilgili? Şimdi noterde bununla ilgili bir süre koydular mı? Bununla ilgili şöyle bir şey. Ben onunla ilgili farklı bir done getirdim size. Onu söyleyeceğim. Tamam. Bu ikinci elde birlikte alışverişimizde noterde siz paranızı aldınız. Tamam. İşlem bitti. Tamam. Bittikten sonra tamam caymak yok. Çünkü sen eksperini yaptın, motoruna baktırdın, kaportana baktırdın, anlaştın. Tamam. Ben de esnaf olarak yani sen bir anda atıyorum az sonra duydun ki bu arabanın 20 bin lira tersini duydun. Benle anlaşmaktan vazgeçip beni mağdur edip gidebilirsin. Beni de koruması lazım sistemin, doğru mu? Doğru. Yani iki tarafı da koruması evet, lazım. Burada ne var? Sistem bizi koruyor. Seni koruyor satıcı, alıcı olarak paranın sahtesini işte neyse direkt bankaya geçişini evet. Beni koruyor. Ben paramı aldım artık. Ben bunu sattım. Paramı istediğim gibi kendi dahilimde kullanabilirim. Bu buraya geliyor. Diğer konuda şimdi diyor ki sistem 8 yaş 160 bin kilometre araçlarda eksper zorunluluğu. Garantili eksper. Olduğunda diyor ki sana 5000 kilometre 3 ay garanti. Bunu benim esnafım yapacak. Ne olacak? Esnaf güvence altında. Karşı taraf da güvence altında. Yani ikinci elde de garanti vermeye başlıyorsun. Bu esnaf da bozuk arabayı zaten tezgaha koyup da artık kolayla vermeyecek. Niye? Çünkü riski var. Diyor ki sana 8 yaş 160 bin kilometre altındaki araçları garantili vermek zorundasın. Ne garanti süresi ne kadardı? Bir daha garanti söyle. Süresini söylüyorum. Pardon, eksperin de raporunun da en az 10 günlük olması lazım. Yani ben eksper yaptırmışım galerici olarak arabamı satışa sunmuşum. 10 tamam. Günlük eksper elimde olması lazım size beyan ederken notere götürme. Buradaki süreç 3 ay ya da 5000 kilometre garanti. Eksperli araç ama eksper garantili diyor. Yani burada ne oldu? Ben gere geldim dedim ki arkadaş arabamın eksperi bu. Garantisi bu. Sen de alıcısın. Gere arabayı alıp gideceksin. Eksperler, benim gibi olmayacaksın yani. Eksperler araç için değer biçecekler mi? Hayır, eksper değer biçmeyecek araç. Biçmeyecek. Hayır. Yakın, alıcıyla satıcı arasında yakında onu da getirirler eksperlere. Yok. Alıcıyla satıcı arasındaki beyan doğrudur. Hı-hı. Buna esas alır.
alıcı der ki ben 400 bin liraya alıyorum, satıcı da 400 bin liraya satıyorum, hesabımızda görülen para bu olur. Ha bu rakamlar oynar, değişir, o farklı boyutlara gelir, onu takip edecek biz değiliz, evet. Sistem takip edecek. Burada başka bir husus noterlerle ilgili yine söyleyeyim. Noterler ilk önce şu son, yarın başladığında sorun yaşanmaması adına konuşuyor. Yarın bununla ilgili bir karışıklık olur mu? Muhtemel olacak. Çünkü ne gibi olabilir? Yani şimdi mesela şöyle söyleyeyim Kemal Bey. 60 yaşında amcam arabasını satacak. Evet. İnternet bilmiyor, telefon bilmiyor. Yani burada sorun olacak. Ha bunda noterdeki arkadaşlarımız çok yardımcı oluyorlar. Ben bir normalde de yoğunluk oluyor bazen noterlerde. Oluyor. Normal satışta. Şimdi de bu sefer daha da bu yoğunluk fazlalaşacak. Biraz aslında daha yoğunlaşacak. Süre uzayacak çünkü, değil mi? Yani ama galerici arkadaşlardan alışveriş yapıldığında galerici arkadaşlar zaten bu işi biliyorlar. Evet. Yavaş yavaş sistemi öğrendiler. Senle benim aramda bu işlemi gerçekleştiriyor. Arada noterdeki çalışan katip arkadaşlar da bir yardımcı pozisyona geçiyor. Bunu hallediliyor. Ama ya az önce dediğimiz yere geleceğiz. Yarın ben Ziraat, isim vermeyeyim. Yarın ben A Bankası'ndaki param var. Geldim. Kardeş alışveriş yapacağız. Benim param burada. Dedin ki sen olmaz. Niye? Benim o banka değil. Ne yapacağım ben parayı alıp öbür bankaya taşıma şansım yok. Orada bir hesabım yok. Gidip bankalarda da böyle bir şey oluşacak. Bunun ivedi bir şekilde çözülmesi lazım. Yani bütün bankalardan A Bankası'ndan B'ye, B'den hesap C'ye. Hesap açılmak zorunluluğu olacak mı orada? Acaba yoksa avuzda tutacak mı parayı? Yok, mesela bir hava... Bakın benim param zaten A Bankası'nda. Tamam. O öbür tarafta o kişinin şeyi yoksa yani hesabı i̇şte yoksa o A Bankası'nda hesabı olmadığı için hesap mı açmak zorunda? Hesap açmak zorunda. Karşılıklı görmüyor. A ile B'yi görmüyor. A'dan A'ya, B'den B'ye gidiyor. Neden onu düzeltmemişler acaba? Onun da yani noterde bir bilgi alamadım. Çünkü noterde çalışanlar da bununla ilgili daha henüz şeyler. Muhtemelen çözülecek. Onu şu an ne kadar benim sizden dinlediğim kadarında en büyük problem bence bankadan bankaya olması. Evet. Aynı banka üzerinden evet gitmesi. Şu an yani çünkü EFT sistemi var, yeni şey sistemimiz var bizim. Evet. Yani bunu çok aslında basit halledebilirler aslında. Şimdi yani bir başka boyuta geleceğim. Buradaki şu şöyle diyeyim. Benim A Bankası, B Bankası, C Bankası 3 bankam da var. Senle de tutuştuk. Atıyorum ben B Bankası'nda param da. Dedin ki abi bak bende A var. Sende de A varmış A'ya. Bu sefer ben A Bankası'na paramı göndereceğim. Havale ve EFT komisyonu vereceğim. Arada evet atıyorum bir rakam. Yani ya da sen gidip ben de diyeceğim ki kardeşim ben paramı niye oraya göndereyim? Atıyorum 7-800 lira benden gitsin. Sen git orada hesabını aç. Bu biraz zorlaşacak. Ama aşılırsa sorun yok. Bak aşılırsa herhangi bir sorun olmayacak. Niye? Çünkü sen benden alışveriş yaparken ben senden atabiliyorum bunu. Burada bir sıkıntı o görünüyor. Banka tarafından her bir işlem karşılığında 105 TL alınacak. 105 TL'nin 50 küsür lirası. Söz konusu 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacakmış. Aa, evet. 105 lira para ödenecek bu işlem 52,5 lirasını da satıcı karşılayacak. Sistem bunu söylüyor. Yani benim satıcı çok büyük bir para değil ama yani bazıları bunu, biraz ama inşallah yarın bu böyle fahiş rakamlara yani gelmemeli baştan yani. Baştan böyle yani bu, çok onu da değil. Esnafımızı korumak adına bunu değerlendirmek lazım. Bu burada sıkıntı yaşanmaması acaba lazım. Bu sistemi birine pazarlayacaklar mı da bu o yüzden bir şey yapıyorlar yoksa yani bu başka yani da, EFT bu, sistemi olarak mesela yani acaba EFT sistemi olarak bir yere pazarlamak çok ciddi bir para bu, dönebilir bu işin bu içine. Bu işin içinde noter var. Evet. Yani noter de bugün biliyorsunuz devlet kurumu değil. Bunlar da ticarethane. Evet. Bunlar da artık ticarethane oldu. Ticarethane. Evet. Yani devlete belli bir komisyon veriyor. Yani burada kamunun işlerini çözen ticarethane desek doğru olur herhalde. Ama sana da işte garanti veriyor. Yani bu garanti kamunun tabii yani güvencesini yani güvence, çözen. Güvence altında. Bunun da bir bedeli ama fahiş bedellere ulaşmazsa esnafımız için bu sistem şu anda hani güven verdi diyeyim. Güven. Evet. Şimdi ayakçıları birazcık daha dışarıya atar. Neden dışarıya atar? Sen şimdi 3 tane araba aldın sattın. Hayırdır ya? Sen hani devlet eğer bunu kovalayacaksa, takip edecekse bu rakamlar arasında değişik fahiş rakamlar oluştuğunda bu ayakçı pozisyonunda olanlar yani kayıtsızları diyeyim. Evet. Biraz daha bertaraf edeceğine inanıyorum. Kayıtsızlar üzerine konuşuyorum. Ha, kayıtlı olan esnafımıza hiçbir şekilde şeyimiz yok. 3 arabanın üstüne satan kayıt olsun zaten. Esnaf olsun yani. Değil mi? Tabii 3 araba üç arabanın üstü tabii ki yani açsın, zaten işte sistem o, onu söylüyor. Yani zaten o esnaf olmuş yani bir tek kayıt yapmamış yani. Yani sistem onu söylüyor zaten.
Bu sistemin mesela esnaf kayıtlarınıza etkisi olacağını düşünüyor musunuz? Şimdi esnaf kayıtlarımıza bir miktar etkisi oldu. Ben çok etkilenmedim. Şöyle söyleyeyim. Yani belki de 7 tane falan üyem oluştu. Azim yeni. Olsun. Ama bu sistemde şunu söylüyor. Belki de daha farkında değiller konunun. Konunun farkında olmayanlar var. Evet. Home office çalışmak yok artık. Home office'ler kapanacak. Galericiyim diyorsa, Nacete kodunda galeri yazıyorsa en az 80 metrekare bir alanı olacak. Bunun 30 metresi kapalı yazıhane olarak 50 metrekaresi açık. Bu da açık. Mı yeni kural? Yani. Bu kanunun içinde vardı bu. Hmm. Yani, onu esnaf kısmında konuşalım. Bu çok önemli tamam. Bence. Önemli. Bunu şunu bitirelim. İstersen sonra tamam. İşin esnaf kısmına tamam. Geçelim. Bakalım burada ne var? Satış işlemi yayılmasını onu da sordum size. Satış kaydı sonrası bilgilerde güncelleme yapılabilecek mi diyor. Başvuru oluştuktan sonra bilgiler düzenleme yapılamayacak diyor yani. Değil mi? Artık o... Tamam. Bilgi ne anlaştık, ne konuştuk, arabanın modeli, kilometresi ne? Zaten biliyorsunuz ki noterlere gidildiğinde kilometre beyan ediliyor. Bitti. Evet. Kilometreyi söyledin. Zaten eksper raporu olduğu için artık beyana da gerek kalmayacak zaten. Eksper raporumuz da olacak. Ha ikinci elin belli yaşından aşağısında eksper raporu zorunluluğu yok. Kaç, şimdi şöyle yapalım. Onları bir toparlayalım. Toparlayalım. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi eksper zorunluluğu geldi değil mi? Bir araba ekspersiz satılmayacak. Evet. Ama hangi araçlar eksperden muaf? Şimdi muaf derken 8 yaşın altın şey. Yani 8 yaş. Üstü. Üstü. 160 bin kilometre üstü. 160 bin kilometre üstü. Bunlar eksper raporu muaf olacak. Zorunlu değil. Zorunlu değil. 8 yaşına kadar bir arabayı alıp satıyorsan 160 bin kilometre. Peki 8 yaşın altında araban 5 yaşında ama 160 bin üstünde olursa ne olacak? Yok girmiyor. Yine ekspere girmiyor. 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 Bak, yani kilometre ve burada yani, şunu mu diyor başkanım? Yani böyle bir araba alıyorsan artık sorumluluk senin ne mi getiriyor yani alıcıya? Sorumluluk senin değil işte garantiye getiriyoruz. Bakın galerici veya alım satımcı arkadaşım burada garantili araba veriyor size. Sorumluluk senin değil, sorumluluk benim. Yok abi bir dakika şimdi dur. Ha, 160 bin kilometrenin üstünde araba alıyorsan 8 yaşında sorumlu sensin. Onu diyorum işte. İşte atıyorum 9 yaşında araba alıyorsan yok, sorumlu sensin. Tamam şimdi araba 100 bin kilometre ama 9 yaşında. Evet. Bunu eksper istemiyor. Yok. Çünkü diyor ki sen böyle bir araba alıyorsan riski sen alacaksın tabii diyor aslında vatandaşa. Yaştan kaybetmişsin diyor. Yaştan kaybetmişsin. Bu senin kararın evet, diyor. Evet. Ama diyor ki 8 yaşın altında 8 yaşında geçmemiş evet. 160 bin kilometre geçmiş bir araba alıyorsan diyor bunu diyor devletin koyduğu kriterler dedi garanti altında alacaksın. Aynen öyle. Doğru mu? Aynen. Telaffuz ettim. Aynen öyle. Tamam. Burası önemli. Arkadaşlar bakın şimdi bunu ben bu konuyu neden böyle üstünden geçiyorum başkanım ama bayanlar bu konuyu çok merak ediyor. Şimdi erkekler biliyor olabilir evet. Ama bayanlara bu konuda çünkü tabii vatandaşımız çok önemli çünkü artık bayanlar biliyorsun tabii. Bizden fazla araba kullanıyorlar tabii. Yani bu konuları tabii. Da bilmek istiyor. Efendim 8 yaşına kadar bir araba alıyorsanız eksper garantisi altında alacaksınız. Bu araba bir de 160 bin kilometreyi geçmemiş olması gerekiyor. Tekrarlayalım mı evet, Kemal Bey? Tamam. 8 yaşı olabilir ama 160 bin kilometrenin üstünde olur olmaz. Evet. Ondan sonra her iki kriter de uygun olması 9 lazım. Yaş olur ama araba 90 bin kilometrede olmaz. Yine olmuyor. 8 yaş ve 160 bin kilometre her iki kriterinde uygun olması evet, gerekiyor. Aynen öyle. Bu çok önemli bir konu. Yani benim arabam 100 bin kilometrenin altında bu niye garantide değil veya eksper garantisinde değil? 10 yaşında çünkü araba olmaz. 10 yaşında. Evet. Aynen. Aynen öyle. Evet. Şimdi mesela benim arabam var. 2011 model. 155 bin kilometrede mesela. Ama yaşı tutmuyor. Ama 155 bin kilometrede aslında kilometresi tutuyor. Tutuyor. Aslında. Yaş ama, tutmuyor. Ama her ikisi de olması İki gerekiyor. İki kriterimiz var orada. Şimdi ikincisi eksper. Evet. 10 günlük olması gerekiyor değil mi? Elindeki eksper 10 günlük. Yani ben satıcıyım. Arabayı eksper yapmışım. Ben şimdi sana arabayı almaya geldim. O eksper tarihi 10 günü geçmişse evet. Yeniden eksper yapıp sana arabayı sunması lazım. Peki eksper ücretini kim ödeyecek? Satıcı firma. Satıcı firma. Evet şu anki bu şu söylediğim şeydi ama. Mesela bakın, dedi 8, ben dedim ki sana kardeşim ben eksperi 20 gün önce yaptırdım güvenme ben bunun parasını ödemiyorum. İstiyorsan yok. Sen öde yaptır dedi bana. Vazgeçme hakkı sana ait. Alıcıya ait. Vazgeçme hakkı var. Yani burada... Şikayet de edebilir. Yani şikayet de edebilir. Oraya gelmedik daha bu çünkü. Daha oraya gelemedik. Şimdi şu anda yeni yani yarın itibariyle. Çünkü bunlar da olacak bak evet, ben sana söyleyeyim. Yarın itibariyle biz bunları. Ha şöyle de söyleyeyim bakın bir eksper dediğiniz rakam çok ucuz bir rakam değil. Bunu
Ucuz da başlangıçta, şimdi bayağı tabii ciddi paralar. Şimdi yani şu anda bu yasayla beraber biraz daha da yükseleceğini tahmin ediyorum. Sektöre değişik şeyler katıyor. Yani şimdi biz bunu devlet bir kural çıkartıyor tartışmak değil. Sektörlerde de değişiyor. Sektörlerde de bir hareketlilik olacak. Ha şimdi ben işte alıcı olarak gittim. Eksperini yapmıyorsan o zaman almama hakkım var arkadaş. Yani peki başkanım, aracın üstüne de koyma şeyi var bunu. Eksperlerde fiyat tarifesi var mı? Ben eksperler tarafında değilim. Çünkü eksperlerle benim bağlantım yok. Onu ben esnaf ve sanatkarlar... Farklı var. Fiyat tarifeleri olduğunu duydum. Var. Bakın var. Ama yani şimdi o zaman şöyle yapmamız lazım. Oraya da bir fiyat tarifesi uygulamamız lazım. Bu yasayla birlikte evet, bence o, eğer bunu yapmamışlarsa bilmiyoruz. Onu tam emin olmadan söyleyelim. Bunu esnaf ve sanatkarlar odası nereye bağlıysa veya topa bağlıysa soralım. Evet. Bunu da bir gündeme alınmasından bence yana. Bence de fiyat tarifesi uygulanması evet, lazım değil mi? Evet. Yani bu çünkü ya da nasıl yapabilirsinizler bunu? Aracın şeyine de değerine göre, yaşına göre işte şu yaşa kadar araba, ama çok da yok, fark etmez aslında. Aynı işlemi yapacak şimdi şu, yani. Şu kriterler içerisindeki araçlara evet, belli bir şey dersin. Evet. Bu böyledir yani sistemde. Şimdi şu berber ne diyor? Saç sakal bu para diyor. Bunda da aynı şeyi yaparsın. Aynen. Eksperde de bu var. Eksper diyor ki motor var mı işin içinde diyor. Yok. İşte atıyorum bu para. Sadece kaporta bakıyorum bu para. Evet. Bir de ikinci şey. Bu arada SESOP'tan bizi izleyenler bu konuda bilgisi varsa bana mesaj atabilir. Eksperlerde fiyat tarifesi var mı? Bununla ilgili bilgi alırsak en azından izleyicimizle paylaşırız. Buyur başkanım. Şimdi yaşanıyor. Sosyal medyada da görüyoruz. Standartlara çok hani mesela A firmasının verdiği rapor, B firmasının verdiği rapor gibi sıkıntılar da var. Bu konuda da hani bir standart oluşmadı mı bu konuda? Ben şöyle söyleyeyim. Merdiven altı yapmasınlar abi. Gerçek yani bilinen gerçek. Çok ağır bir şey söylüyorsunuz. Merdiven altı dediği zaman işler karışır. Abi şimdi şöyle, ben sanayiden çıktım, usta oldum, geldim, eksper oldum veya hiçbir şey bilmiyordum, param vardı, aldım iki tane cihaz koydum oraya, ustalığım yok. Arabanın tekerinden anlamam, rotundan anlamam. Tuttum, sisteme soktum, arabanın boya makinesini verdim eline. İşte makine daha gösteriyor bunu. Ama hakiki usta neyi görüyor? Arabanın neresi değiştiğini görüyor. Motorunda ne sorunu var? Daha dinlerken anlıyor bunu. Yani eksper artı usta olması lazım oradakinin. Yani benim gibi yani boş adamın o arabayı dinleyip de sana sattırmaması lazım. Ha ben bunu eksperlerimiz için söylemiyorum ki vardır da piyasada. Sen aslında iyi eksperleri de korumuş oluyorsun yani, bu arada. Bunu söyleyerek. İşini güvenli yapanlardan yanayız zaten. Korumuş. Ben güvene tabiyim. Ben başıma gelmiş olayı anlatacağım yakında. Bu mevzunun içerisinde. Yani insanlar kendine bir kere tamam biz çok güveniyoruz kendimize. Ben bu iş araba... çok mu hızlı büyüdü? Eksper konusu. Evet. Eksper konusu hızlı büyümesinin sebeplerinden birisi yani şu. Yetiştiremedik mi orada acaba? Onu şimdi oraya getirdim. İşte kurallarını, kanunlarını koyarken hani mantar gibi. Personel de yetiştirebildik mi bu arada bu kadar büyürken yani? Onu Sayın Başkanım bakın şimdi konuları aşıyor. Yavaş gidelim, ben bir şey daha gideyim. Buyur. Bakın sanayide usta yetiştiremiyoruz. Çırağımız yok. Yani eksperi bıraktık. Eksper makineyle bakıyor. Ama benim arabamın hastalığını iyi bir ustaya gittiğin zaman araba böyle kapıda dükkandan girdiği zaman hani doktor anlar ya hastanın hırıltısını. Evet. İyi ustamız ne yapıyor? Arabanın girişinden anlıyor arabanın neresinde hasta olduğunu. Ama 3 gün burada çalışmış, çıraklık yapmış, gitmiş oradan çıraklık ve ustalık sertifikasını almış. Babada da para var. Vermiş parayı, açmış orada dükkanı. İndir motoru, çözemedim. Ahmet abi bunu çözemedik. Mehmet abi bunu... Böyle değil. Yani gerçekten işine sadık olan ustalarımız var. Akabinde de şunu söylüyoruz. Eksperlere yetişemediğimizi geçtik. Diğer sektörlerde çırağımız yetişmedi. Yani her konuda. Sadece sanayi konusunda değil. Marangoz atölyelerinde çıraklarımız yok. Ondan sonra sanayilerde çıraklarımız yani benim bugün 16-17 yaşındaki çocuğum saçını yağlamaya başladıysa liseyi bitirdikten sonra çırak olmaz. Çıraklık bir yerde başlaması lazım. Eskiden biz çıraklıktan ama geldik. Ama abla birliği de tam tersini söylüyor başkanım. Efendim? Çocuk çalıştıramazsınız yani. Şimdi yani o kriterler oradan baskı yapıyor. Yani bir sürü karmakarışık işte bir işmiş yani. Buradaki şey çok yani bize şey, düşecek bir şey değil. Evet. Ama başkanım şöyle bir şey. Bakın eski çıraklarımızı, şu anki ustalarımızı yani abilerimizi, büyükler. Usta dediğin adam şu anda 65-70 yaşında. Artık arabanın tekerini sökmeye gücü yok, yani, gücü de yok. Şey de yok. Ama arkasından de yok yani. Arkasından geleni de yok. Vereyim bu işi yapsın babalar diye. Babalar oğluna bırakamıyor işini. Yani burada en büyük sorun devletimiz şu anda yeni bu çıraklık okullarını açtı.
yeni yeni katkılarda bulunarak güzel bir atılım yapıldı burada. Artık yavaş yavaş arkamızdan çıraklar geliyor ama biz bu çırakları ne zaman göreceğiz? 10 sene sonra göreceğiz. İnşallah görürüz başkanım. Ama başkanım, desteğin de artmasından yanayım. Bir konuya daha değineyim hemen. Söylemiyorum. Güzel kullanmak için o yüzden dedim. Kısa kısa bu çıraklık eğitime girdik. Şimdi bizim mesela yani esnaf camiasıyız da bunu anlatalım. Evet. Bu katkıyı devlet veriyor. Fakat bu katkıyı yani büyük firmalar daha güzel kullanıyor. Fabrikalar özellikle. Evet. Fabrikanın içerisinde okul sınıf açtılar. Çırakları orada topluyorlar. Fabrika o 6 aylık, 9 aylık neyse o geçici süreçlerde kullanıyor. Ama bizim sanayilerimizde, bizim marangozlarımızda, bizim işte çırak yetiştirdiğimiz, asıl çırağın yetiştiği yerde çok kullanılamıyor. Berber esnafımızdan da bu destek bu sene itibariyle bir kesinti uğradı. Bu katkıya devam edilmesini talep ediyoruz. En azından sözümüz bir yere ulaşıyorsa. Başkanım bak şimdi sen söyledin, ben de iki tane kelam söyleyeyim. Şimdi tuvaletin düzgün olmadığı yerde, efendim ısınmanın doğru olmadığı yerde çırak tutamaz. Bugün şimdi baktığın zaman o bizim esnaf dükkanlarımızda konforları bitmiş vaziyette. Şimdi ne yapmamız lazım? Yani bu konu hani bir 5-10 dakikada konuşulacak bir konu değil. Esnaf sorunu. Tamam. Şimdi sen o çocuğu oraya bırakamazsın. Annesi izin vermez zaten. Hani bak babalar belki hani biraz gaddar davranır ama annesine gelsin o konuyu anlatsın. Desin. Yani orada tuvalet yok. İşte şöyle pis, böyle pis desin. Ertesi gün anne çocuğu işe göndermez. Başkanım bir şey hemen söyle, gireyim. Ya. Biz peki sanayilerde yetişirken bizim abilerimiz ama şimdi bakın insanoğluyuz ama tamam biz da. Şimdi bunları böyle yetiştirdik, şunu demek istemiyorum, çöpün içerisine götürelim çocuk bırakalım demiyorum, ben buna karşıyım, evet. Ama bizim neslimizdeki yetişen ustalar, evet, bizden önceki ustalar bu şartların daha kötü şartlarında çalıştı, bisikletle işe geldi abi. Tamam da bunları nasıl anlatacağım bunlara? Biz yaptık, siz de yapın mı diyeceğiz? Nasıl o altın diyeceğiz? Bileziği görmesi lazım. Artık şu gençlerimiz, başkanım. Olmayacağını şu, sen de biliyorsun. Olmasından yana uğraşmamız ben gerektiğini söylüyorum. Ben de kabul ediyorum ama bunu bak, ben sana söyleyeyim. Ben olmasından yana olmamız ben kendi gibi işimi ikna edemem. Sen de sen vallahi helal olsun. Çünkü neden biliyor musun? Bu işin bir kere hani kapsamlı bir değişime ihtiyacı var. Yani daha konfor dükkanlar açılması lazım. Konfor çarşılar kurulması lazım. Efendime söyleyeyim. Böyle hani esnaflığın inovasyona uğraması lazım. Yani yeni esnaflığın hani aylık her hafta Ersel'i evet kutluyoruz ya. Bence gündem maddemizin ana maddesi bu olmalı. Yeni çarşılar kurmamız lazım. Evet. O çarşıları kurarken de bugünün şartlarını, eksiklerimizi, fazlalarımızı bir kağıda yazıp evet bunları düzeltip yapmakla ama başka bir programda tamam olabilir. Bu dağılmasın. Tamam. Şimdi ekspert standardı dedik. Bu çok önemli bir konu. Standart. Bir şey dikkatimi çekti bununla ilgili. Mesela bazı ilanlarda diyor ki şu firmanın eksperini yaptırdım. Yani markalar şu anda kendilerini öne çıkartmaya evet başladılar. O zaman bireysel eksperler şu anda bu işten çırak çıkarlar benim anladığım kadarıyla. Şu anda oraya gidiyor ama şimdi küçük yerlerimizde bireysel eksperlerimiz de var. Atıyorum bir bölgede. Onlara güven o zaman sorunu var işte o zaman bir şimdi. Bir bölgede işte ben ilçedeyim. Bende birkaç tane eksper var. Mesela tercih meselesi doğru evet mu? Ama bir de markalı var. İşte o küçük esnaf konumunda kalıyor. Yani o firma öne geçiyor. Ama o da güvenle oyuna çıkıyor. Diyor ki benim eksperim yanlış çıkmaz diyor. Ben öteki de, o garantiyi, o psikolojiyi yayamıyor anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü neden baskın? Reklam var. Bakın olay reklam. Reklam önemli. Bu iş büyük ihtimalle markaların eline doğru gidiyor. Öyle anlaşıldı. Evet. Markalaşmak tabii ki markalaşacak. Ama bak yine söylüyorum. Benim bildiğim bu sanayiden yetişip eksperi olan evet arabanın baktığı zaman şöyle baktım arka sağ çamurluğunun değiştiğini diyecek adamlar yapanlar var. Az önce dediğim gibi parası olup da o makineleri oraya koyup da yapanlar da var. Marka önemli, marka olmak peki önemli. Peki markalar bu iyi bir eğitimden mi geçiyorlar bunları elemanlarına? Başkanım iyi eğitimden geçmek zorundalar. Marka olmak yani budur. Orada yani mı öne çıkartıyorlar tabii bu konuyu? Çünkü onların da eleman problemi vardır. Yok mu yani? Var. Yani onlar da demek ki bunu eğitimle marka ne yapıyor? Marka ne yapıyor? Marka da markadan bahsediyoruz. Para var, güç var. Evet. Geliyor sanayiye diyor ki abi sen burada diyor ayda diyor ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun diyor. Atıyorum. Personel devşiriyorlar. Gel diyor ben de oldu. Evet. Farklı bir sektöre doğru gibi. Evet. Ekspert standartı önemli bir konu. Bence bu akşamın en önemli konularından bir tanesi bu. Fiyat tarifesi konusunda ilgili bilgi gel ve de herhalde tahmin ediyorum yok bunlarla fiyat tarifesi. Fiyat tarifesi. Şimdi başkanım bir de bu işin esnaf kısmı var. Esnafla ilgili mesela esnaflarla ilgili şimdi esnafları neler bekliyor bu konuyla alakalı onları anlatıyorum. Şimdi esnafları bekleyen konulardan birisi esnaflar kendi aralarında atıyorum takas yapacaklar. Evet. Bu konuda sorun yaşayacaklar. Bir yaşanıyor da.
Kendi aralarındaki o alışverişi sağlamak için çek senet kullanımı var. Evet. Ne yapıyor noter? Şimdi çeki alıyor, senedi alıyor, sistemine işliyor. Tamam, alışverişi bitiriyor. Çeki ama, de işliyor mu noter? Tabii. Hmm. Şimdi alışverişi neyle yaptık? Çekle yaptık. Tamam. Senet beyanlı alışveriş işliyor mu? Beyanlı yok. Beyan yok. Beyan. İllaki bir şey olması gerekiyor. Tabii tabii. Elle tutulur, gözle görülür. Elle yani yedim. Nakit bankaya, IBAN'a gitti ya da çek senet. Bir de takasta aramızda işte biz bunu anlaştık, bu araba 400 bin, bu araba 500 bin. Ne var aramızda? O beyanlı oluyor işte. İşte aramızda ne var? 100 bin hesaba gidecek. O aradaki para. Tabii 100 bin hesaba gidecek. Araç araca beyan olacak. Ha, araç araca. Diyecek ki araç araca beyan olacak. Ha, bu ne olur? Belki sistem neyi gösterebilir ama. Burada karışıklık çıkar başkanım. Çok öteye gitmek istemiyorum. Atıyorum. Araç araca uymadığında. Atıyorum. Ben şimdi seninle 500, benim arabam 500. Arada 100 lira var. İkisinde de 500 deriz noterine. Noter buna bir şey diyebilecek mi? Yok. Demeyecek. Beyana bakar. Ya zaten. Kafa kafaya dedik mesela. Kanunen şu var. Kemal Bey. Kanunen olan şu. İnsanın beyanı zaten esastır. Evet. Esas olan beyanıdır. Ha ben burada şunu da demeden geçmek istemiyorum. Atıyorum biz şunu da beyan edebilir alıcıyla satıcı notere gidip de ben bu güvenli sisteme girmek istemiyorum. Uğraşma hani alverle uğraşmak istemiyorum. Biz anlaştık aramızda geçmiş sistem at imzaya git demesinden de ben çok şey görmüyorum. Belki böyle bir şansı var mı? Hakkı var mı? Yok. Kanunen yok. Yatkın yok. Yok ama hani beyan ettik, anlaştık, attık. Sorumluluk size ait. Noter orada şunun şerh düşecek. Sorumlular taraflardır deyip bırakabilir. Yani, ama artık bunu konuşmaya da gerek yok. Çünkü kanun giriş. Ya kanun var evet. Ama bu da olabilirdi diye düşünüyorum. Anladım. Sadece açık kapıda bırakıyorum. Anladım. Belki de geri dönüşte bir daha gözden geçir. Bazı şeyler gözden geçirilecek galiba burada. Tabii tabii tekrar. Çünkü az önce dedik ya banka arası, bankalar arası sıkıntı var. Bir noter diğer noterde. Bu şeyde esnaf nasıl bakıyor bu olaya? Esnaf konuştun güven, sen. Esnafla görüştüm. Esnaf güven açısından son derece memnun. Esnaf ilk etapta memnun tabii bu işten. Şimdi güven ama şimdi prosedürün işleyişinde sıkıntı yaşadığı için o dediğimiz o yığılmalar oluşacak. Aşma konusunda yani şöyle ben odamda plaka basıyorum. 5 dakikada plakayı basmadım diye itiraz çıktı. Pozisyonlar var. Evet. Yani sanki orada hazır bir şey. Bizim vatandaşımızda şu var. Acelecilik ve hızlılık. Ama acele her zaman hatayı getirir. Tamam mı? Hız her zaman kazayı getirir. Biz bir yerde beklemesini bilmiyoruz. Noterde de beklemesini bilmiyoruz. Elimizde telefon, aha gitmedi, aha gelmedi kavgası. Ama en basiti diyor ki noter, bak diyor sisteme düştüm. IBAN o verdiği referans numarasını noter görüyor zaten. Diyor ki aha referans numarana paran geldi diyor. Onaylıyorum diyor. Onaylıyor, veriyor, para bitiyor. Yani burada esnaf şeyi kazandı. Güven kazandı. Güven. Zaten biz şöyle söyleyeyim. Dükkan, adres var değil mi? Evet. Güven orada başlıyor zaten. Ama bir de az önce söylediğimiz alsatçı grup var çevrede dolaşan boşta. Ondan alıp buna satan. Yaşanmış hikayeler var bunlar. Bunların önlenmesi için oldu bu. Evet. Ne oldu? Kemal Bey arabayı satıyor. Ben daha aynı arabadan arıyorum. A kişisi de diyor ki abi diyor ben diyor sana araba buldum. Kemal abi kaç para istiyorsun arabaya? 420. Abi sen diyor hiç karışma diyor ben senin arabayı satacağım. Bana geliyor 450 diyor sana araba buldum diyor. Tertemiz abi tamam. Sen amcasının ne olayım, ben dayısının ne olayım. Arada bir trafik kuruyor. Aradan parayı çekiyor. Paranın bir kısmı onun hesabına gidiyor. Bir kısmı benim hesaba geliyor. Kardeşim ben para aldım. Arabayı sattım, para almadım ki diyor. Veriyor mahkemeye. Ne oluyor bu sefer? Evet. Kim almış? Hüseyin almış parayı. Hani nerede Şaban'la Kemal'in kaydı? Yok. Sen de satıcı olarak hemen burada şeye giriyorsun. Devreye giriyorsun. İtirazlar başlıyor. Yani bu kan yani bu kanun vatandaşın da korunması öncelikle zaten vatandaş koruması ama esnafımız da güven altına alma kanunu diye esnafın en azından bundan sonra şimdi başkanım şeyle ilgili galericilerle ilgili peki yakın bu galericileri mesela araç satışı bireysel araç satışının bir süresini koymuştu devlet onunla ilgili yakında mesela kişiler artık arabayı satamayacak mı galericiler üzerinden mi satacak bu iş yok diyoruz ya yine aynı. Üç hakkın var. Evet. Bir bireyin üç hakkı var. Hı. Ha bildiğim kadarıyla aynı aile içerisinde de mi üç öyle bir şeyi tam bulamadım, araştırdım. Oğlu da sattı, babası da sattı. Hani böyle bir kapsama giriyor mu araştırmaya girin. Kişiyim bağlı, onu tam emin değilsin. Yani ama üç araç ama şu anda bildiğim yani resmi olarak bildiğim kişiyi bağlayan üç. O da bir yıl takvimi. Bakın yine tekrar 1 Ocak 31 Aralık değil. Sen 31 Aralık'ta bir araba sattın.
bir dahaki 30 Aralık'a kadar ki bir yıllık süreç. Yani sen işte atıyorum 2007'de 3 tane sat, 2 tane sattın da 2008'e geçtin, 3 tane daha hakkın olmadı yani. Son Aralık ayında 3 tane sattın. 2024'ün Aralık ayında 3 tane araba sattın. Bir yıl geçecek ya 1 Ocak 2025'e. 1 Ocak 2025'te senin 3 tane araba satma hakkın yok. Bir yıl takvimi içerisinde. Bir yılın takvimi içerisinde. Evet. Bu kanun onu gerektiriyor. Şeylerle, galericilerle ilgili de biraz konuşalım. Evet. O standartları nedir galericilerin? Şimdi yeni standartlar mı geliyor şu anda galericilere? Galericilerimizin ilk önce sertifikalı olması gerekiyor. Sertifikalı olması evraklı. Gerekiyor. Sertifika derken bu sertifikayı nereden alacaklar? Sertifikayı MYK'dan alıyorlar bildiğim kadarıyla. Neydi onun maddesi, onu da söyleyeceğim hemen burada bende. Ne diyor? Vergi levhası şartı. Vergi levhası NACE kodunda galericilik şartı. Yani ben vergi levham var da konfeksiyoncu değil yani. Tamam. Vergi levhasında NACE kodu açılacak. Sonra mesleki teşekküle kaydı olacak odasına. Sonrasında muafiyet belgesi dedikleri. Nedir bu muafiyet belgesi? İşte bu galericilerin kendilerine tahsis edilen bu MYK tarafından bu işi yaptığına dair belge. Bu seviye 5 belgesi. Tamam. BK tarafından alındığı nedir? Şu kanunda da diyor ki, tarih söyleyeceğim, 27 Ağustos 2024'e kadar galericilik işini yaptığını beyan etmiş vergi levhasında. Geçti Ağustos. Evet. Geçmiş o güne kadar vergi levhasında var. Bugünden itibaren başladık diyelim, lise mezunu istiyor. Lise mezunu. Şeye kadar, ek 5'i alabilmesi için lise mezunu olacak. Şunu da söyleyeyim, galericilik yapan arkadaşlarımıza seslenelim. Bu belgeyi almamış, lise mezunu değil, ortaokul mezunudur. Ya ben hani biraz relaksız ya böyle Türk milleti. Bana lazım diye alırız ya bir şekilde diyor. Ama bu evrak almak çok uzak bir şey değil. Bir odaya kayıt olmak çok zor bir şey değil. Yani rakamsal olarak belki etkileyebilir vatandaşı veya esnafı. Ama ne diyor burada? 1 Mart 2025 tarihinde lise mezunu değilse, tamam hani... Geriden 1 Mart 2025'e kadar süreleri mi var bunların? Bakın tekrar söylüyorum. Evet, biraz karışık oldu. 27 Ağustos 2024'e kadar vergi levhamı açmışım. Tamam. Lise mezunu değilim. Tamam. O tarihte vergi levham var ama. Tamam. Galerici esnafı diye. Ben bu belgeleri almaya hazırım. Tamam. Bu tarihi geçirdiğim zaman lise mezunu değilsem ben bu belgeyi alamıyorum. Tekrar söylüyorum. 1 Mart 2025'ten itibaren de lise mezunu olamayanlar bu evraklara sahip olamayacaklar. Yani yetki belgelerine sahip olamayacaklar. Her canı isteyen, ilkokul mezunu, parası olan galerici esnafı olmayacak. Lise mezunu şartı geliyor. Lise mezunu şartı geliyor. Peki o sertifika için ne kadar bir kurs görmeleri gerekiyor? Nasıl bir kurs görmeleri gerekiyor? Abi bildiğim kadarıyla bir saati var onun. Evet. Ya, bildiğim kadarıyla 20 saat mi, 14 saat böyle bir saatlik bir şey var. Evet. İnternet üzerinden de alınabildiğini biliyorum. Evet. Sonra sözlü ve yazılı sınava giriyorlar. Sözlü ve yazılı sınava giriyorlar. Sınav sonucunda başarılı. Milli Eğitim MEP'ten alırlar evet. Değil mi? Milli Eğitim'e. Başarılı olanlar sertifikasını alıyor. Tekrar söylüyorum. 27 Ağustos'a kadar, 27 Ağustos 2024'e kadar vergi levhası elinde olup bu işi yaptığını beyan ediyor. Tamam diyor, ben vergi levham var kardeşim diyor. Doğru mu? NACE kodunu da işletmiş galerici. Ama lise mezunu değil. Ortaokul, ilkokul ya da bir mezuniyeti yok. Bunu bu evrakları 31 Mart'a kadar yapma 2025 31 yapmadıktan sonra geriye dönüp peki almadı diye ne olacak? Kapatacak mı? Kapatacak, bu iş yapamaz. Home office'ler kapanacak. Home office diye bir şey yok. Tamam. Onu ayrıca konuşalım. Evet. Bu şimdi şunu demek. Şimdi vergi levhası var. Lise mezunu değil kişi 27 Ağustos öncesinde açmış olacak. Açmış yani 27 Ağustos'tan sonra değil, öncesinde açılmış olan bir vergi levhası olan bir galerici 1 Mart 2025'e kadar bu belgeyi alma hakkı var. Alma hakkı var ve almazsa 1 Mart'tan sonra da bir daha ben talep edemeyecek geri. Bir daha talep edemeyecek ve bu vergi levhasını kapatacak ya da başka birinin üzerine devam edecek. Evet, bu önemli bir konu. Şimdi home office'lere gelelim. Home office'lere zaten bakayım süremede şöyle. Evet, home office'i konuşacak kadar süremiz var. Şimdi bu konuda az önce yine aynı yere geliyoruz. Home office yapan arkadaşlara, vergiye kayıt olan arkadaşlara sözüm yok. Ama burada devlet şunu istiyor. Diyor ki gözle görünür, elle tutulur. Yani senin bir şeyin ev adresi göstermişsin.
Ama onun bunun işte arabasını alıp satıyorsun. Yani nereye çekiyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim bunu? Sen işte Akgezi'ye geldiğim zaman seni Ömercikler Mahallesi'nin arka sokağında evde aramayacak. Yani adresini. Ne yapacaksın? Açacaksın galeri dükkanını. Sana diyor ki 30 metrekare kapalı alanın ofisin olacak. 30 metrekare. 50 metrekarede aracını açık alan. Minimum. Minimum. 30. Minimum 50 metrekare. 80 metrekare. 80 metrekare dükkanın olması alanın gerekiyor. Alanın olacak diyor. Bu alanda vergi levhanı asacaksın. Ruhsatını alacaksın 80 metrekare. Ruhsatını alacaksın belediyeden. Belediyeler şu konuda da sıkıntı var. Belediyeler yeni deprem yasasıyla beraber bina altlarına galeri esnafına ruhsat veremiyor. Kanunda galeri sitesi olması lazım. Ama çoğu ilçelerimizde, çoğu beldelerimizde. Her yer galeri şey. Tamam. Ama bu işte hep geriden gelip böyle... Ya düzeltecek ne kadar çok şey varmış ya. Yani... ya bu nedir ya? Allah Allah. Evet. Vallahi billahi. Ama bakın Kemal Bey, bugün dinlediğim bir haberde geçmişten, deprem öncesi olmuş. Fırın işletmecisi iki tane dükkanı alıyor, tadilat yapıyor. Fırında bir olay çıkıyor, mahkemeye gidiyorlar. Mahkeme karar diyor ki, bunun diyor binanın yıkımına karar veriyor. Sonra temize gidiyorlar. O arada deprem oluyor. Depremde de bu evlerde haberde dinlemişlerdir. Ölenler var ve şu anda karı koca işte fırın sahipleri kaçak. Yani şimdi birileri bir şey yapıyor da işte sistemli yapmıyor veya doğru yapmıyor. Bu yüzden zaten evlerimizin yıkılmasında belki sıkıntı oldu. Ama gerçekten bunu dersin ki yapı yaptırırken sıfır yapılarda şu kolonlar, şu direkler, şu yükseklikte galeriye uygundur dersin. O yeni yapılan binanın altına galeri ruhsatı açık ya da hangi işlere uygunsa böyle bir açılım yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü site kurmak çok zor bir iş. Bugün peki site. Şey mi, şöyle bir intiba mı oluştu? Hani galericiler kolonları kesiyor diye böyle bir hikaye tabii, oluştu değil tabii. mi? Bir efsane oluştu tabii. böyle yani. Tabii. Aslında burada yani... Genel olarak bu suçlama da çok doğru değil gibi geliyor bana. Ya zaten şimdi vatandaş olarak düşünelim. Ben zaten binanın en altındayım. Evet. Bak canım da orada, malım da orada. Malım da orada. Nasıl keseceğim ben bu kolonu? Niye keseyim yani? Şimdi bana da çok... Ama işte... Hani bir iki kişi kesti diye hani bunu da şimdi... Yani işte bu burada kaynaklı sorunlar buradan başlıyor. Dedim ya... Buradan da çıkılan yola evlerin altında galeri olmaza geldi. Yani kapattık diyor, evlerin altı galeri değil diyor. Diyor ki 3 metre yüksekliğinde. Peki... Galeri olmaz diyor ya, evet. Belediyelere veriyor denetimi. Belediyelere yer tahsisi noktasında şey veriyor mu? Kanun. Yok. Belediye kendisi tahsis edecek. Belediye yapabiliyorsa yapacak. O zaman yapacak. Diyeceksin ki ya. Buyurun kardeşim burayı yapın desin belediye. Değil mi yani? Şimdi de öbür tarafı var yani şimdi. İşte oraları çok bizi aşan konular. Biz hatta Akgezi'de şunu denedik. Akgezi'de kooperatifi kurduk. Galericiler sitesi kooperatifine. Ama şöyle bir şey var. Yani tahsis edilmiş bir alanımız yok. Biz kooperatif olarak çok da... Gittiniz belediyeye bununla ilgili. Tabii gittik. Ne dedi belediye başkanı? Belediye başkanımız bize yol açtı. Tabii ki dedi bunun yapılması lazım. Bizi tamam. de dedi yükten alacaksınız. Tamam. Yolumuzu da açtılar. Ama biz kalkıp da... Yer tahsis etti mi? Yer tahsisimiz yok. Belediyemizin tamam, şu belediye anda... Tamam belediye yer tahsis edemedi şu misin? Anda belediyemizin ona uygun konuştuğu yeri yok. Onun nasıl için... yok? Koskoca Akgezi'de yer mi yok mu? Yani şimdi belediyenin inisiyatifinde olanları ben bilemem. Belediyenin tapuları bende değil. Hayır. Yani Akgezi'de bir tane size kaç metrekare yer lazım? Başka? Bize en az 20 dönüm yer lazım. Galeriler tamam. sitesi kurmak 20, için. Bir 20 dönüm yerler yokmuş mu Akgezi'de? Akgezi'nin her tarafı bomboş. Bana ya böyle geçerken başkanım bakıyor. Belediyenin değil ama. Bakın şimdi efendim? Belediyenin tapusunda tamam. dahilinde olan yerler var. Bir de şimdi şöyle galerici esnafının nerede olması lazım? Yani atıyorum belediyenin elinde tarla var. Ta tarlanın dur içinde. Orası uygun. Şöyle gidelim. Belediye mesela imar pozisyonu, imara açılmamış bir tarlayı. Mesela size onun bir ismi var. Size derse ki mesela galericilere ben 20 dönüm burayı imara yerinde imar mı diyorlar? Bir şey diyorlar ona. Burada şeyde alan düzünde şey yaptılar. Gazeteciler sitesine yaptılar. Akgezi'de şöyle bir sıkıntı var ama. Tam tarım arazisine giriyoruz biz. Akgezi tam tarım arazisinde olduğu için. Vardı tarımın olmadı. Yolun, yani. O sebepler nereye kuruyor başkanım ya? Fabrikalar bizim var. Bizim bölgemiz tam tarım. Ormanköy hudutlarından başlayıp Akgezi'nin belli hudutları yani bildiğiniz. Başkanım ben senin tarafındayım. Sen belediye başkanı tarafındasın. Yapma belediye başkanı tarafında değil. Biraz sıkıştırayım şimdi. Beni, bak, benim haber gönderiyor. Ama şimdi benim istediğim şey şu. Benim istediğim derken bu kooperatifi kurduysak. Evet. Benim esnafıma ben bir yer tahsis edeceğim. Etmem evet. lazım. Onu demek istiyorum. Şimdi kanunun üst yani belediyenin de üstüne gidiyor. Ben belediye başkanımızdan istediğimiz yerler var ama elinde değil. Yani bana vatandaş aldı, taş mıcır döktü mesela tarlasına. Tarım Bakanlığı'ndan bir sürü ceza yedi. Yani kendine işletme kurması için burada bir sıkıntı. Ya hayvan mezbahanesini açmak için belediye
belediyenin arazisine belediye bir sürü izin almak zorunda kaldı. Yani bir dünya prosedür var. Yani ben belediyenin burada suçlanmasını veya aklanmasını da konuşmuyorum. Bizim de istediğimiz şeyler var. Mesela benim galerici esnafımı kaldırıp da atıyorum Kuzuluğun bilmem ne köşesine koyarsam bu galerici sitesi olmaz bizde. Doğru. Lokasyon önemli. Yani, tamam. Bizim de aradığımız kriterler belli. Biz bu sefer arsa bakımına gittiğimiz zaman arsa diyoruz. Burası tam tarım arazisi. Öbür tarafa geçiyoruz. Kemal'in yeri. Kemal abi biz alacağız ya, haberin olsun. Ne iş yapacağız ya hani falan. Başlıyor alttan kırdı ama. Normalde 1 milyon diyelim ki arsanın değeri. Ha galerici sitesi. 3 milyon abi. Anlatabiliyor muyum? Burada sıkıntılar. Ben sana onunla ilgili bir şeyler anlatacağım programdan sonra. Ama şunu söyleyeyim. Siz 20 dönem... Kaç kişi şu an kooperatifimiz? Kaç kişilik? Normal 7 kişilik yönetim ve kurulundayız. Yani şu an tahmini şu anda mesela yani start-up basınızda kaç kişisiniz? Benim nezdimde odamın de esnaf odasının... Yani bu işi kaç kişi şu anda mesela... Biz 30 kişiyle start veririz. 30 kişiyle start veririz. 30 kişiyle start veririz. Ama hakkaniyetli bir şekilde gidersek. Tamam, hakkani. 30 kişi. Minimum 30 esnaf. Evet. 30 esnaf. Maksimum kaç esnaf tahmin ediyor? 55'e kadar çıkıyor sanırım. Sanırım 55. Ama 55'e çıkıp da durmamak. Yani biz 20 dönüm araziye 55 dükkan yapıp bırakmamamız lazım. Evet. Bizim açılabileceğimiz alan olması lazım. Çünkü gelecekte bunun otopazarı olacak. Gelecekte bunun işte gelen misafiri ağırlayacak park alanları olacak. Gelecekte daha 55 yani 2024'te 55 tane esnafımız var da 2030'da ne olacak? Bir daha mı sanayi sitesi arayacağız? Mesela Akyazı'da modern sanayi sitemiz var. Modern diyorum pardon. Küçük sanayi sitemiz var. Belli dönem, geçmiş dönemin belediyesi, belediye başkanlığı ya da kooperatif yöneticisi bir alana küçük sanayi sitesini kurdular. Bir dönem dükkan altlarındaydı bunlar da. Çocukluğumdan çok iyi biliyorum. Ne oldu? Yavaş yavaş biraz ruhsat vermeyerek biraz şey sanayiye gönderdik. Ama dükkanların yarısı boştu. Bomboştu. Yani o ilk sanayiye gidildiğinde sanayi böyle bir kasvet havasındaydı. Ama şimdi sanayiye bir git curcuna ben dükkan açacağım yer yok. Yani küçük sanayi sitesi alanı açılması lazım Akkaya'da. Kesinlikle. Sadece Akkaya'da değil. Sakarya'nın her yerine bunun planlanması lazım. Başkanım devletimizde şöyle şey var güzel. Büyük OSB'ler açılıyor. Evet. Büyük OSB'lere çok büyük imkanlar. Evet. Küçük esnafımıza da küçük sanayi sitelerinin tekrar revize edilerek yetersiz olan yerlere tahsis edilip zaten şöyle bir şey. Gündemlerinde yok. Dükkanlar satılarak zaten gidiyor. Yani toprak payını zaten satıyorsun. Tahsis ettiğin toprak Şimdi, payını. Sakarya'da kaç tane sanayi var benim bildiğim? Ziraat aletler kooperatif üzerine kurulmuş. Evet. Atatürk Sanayi Kooperatif üzerine kurulmuş. Modern Sanayi Kooperatifleşerek kurulmuş. Evet. Yaklaşık bir geçen gün biz Birlik Başkanımız Hasan Ali Şan'la böyle bir istişare yaptık. Yaklaşık 7-8 tane, çünkü çok eski olduğu için daha iyi hatırlıyor. 7-8 tane saydık öyle. Yani Barangozlar var, Akbim var. Daha ileri gideyim. Bugün ASEM. Lokasyona bakar mısın? Yani nasıl bir kıymetli bir yer ve bu esnaf başarısıdır bak. Esnaf başarısı. Yani bugün orası şu anda ASEM'in olduğu yer, bir kooperatifleşerek kurulan bir yer. Yani daha güzel bir yer var mı? Ben bilmiyorum. Mobilyacıdan. Evet, evet. Ya daha güzel bir yer var mı? Ama... yani esnafın öngörüsüne bakar mısın sen? Ben esnaf oraya o OSB'yi kurdu, çarşıyı kurduğunda orası nasıl biliyor musun? Bataklıktı. Tabii. Bataklıktı başkanım. Ama bugün çok kıymetli, Sakarya'nın çok kıymetli. En kıymetli lokasyonu. Evet. Bu esnaf başarısıdır. Şimdi o zaman ne yapmak gerekiyor? Buradan bir çağrıda bulunalım. Kime çağrıda bulunalım? Belediye başkanlarına çağrıda bulunalım. Sayın belediye başkanlarımız, kooperatifleşerek küçük esnaf çarşıları kurmaya sizi davet ediyoruz. Bunlarla ilgili özellikle SESOP, SASSO ile görüşmeleri acilen ivedilikle yapmaya sizi davet ediyorum. En azından ben elçileriyim onların. Elçisi olarak söyleyeyim. Acilen yeni çarşılar yapmamız gerekiyor. Yeni küçük çarşılar yapmamız gerekiyor. Eğer ki bu şehri kalkındırmak istiyorsak bu iş esnaflı olur. Yani sizin eminim güzel projeleriniz var, büyük projeleriniz var ama bu çarşıların eğer ki yaymazsak, yeni çarşılar yapmazsak o sizi zora sokan o büyük kentsel dönüşüm problemi var ya hiçbir zaman aşamazsınız bunu. Çünkü çarşının gittiği yere yaşam gider. Çarşının gittiği yere hareket gider. O yüzden önce çarşıları organize edersek kentsel dönüşüm noktasında da çok başarılı, çok daha kolay yolu. Bununla ilgili Sakarya bence çok uygun yerler var.
Sadece ne yapmamız gerekiyor? Sadece küçük küçük toplantılar, küçük küçük istişareler yaparsak emin olun bu işin sonunda başarılı olan siz olursunuz. Biz sadece bu işin mimarlarından oluruz ama teşekkürler size gider. Bizden söylemesi esnaf adına. Başkanım, programın sonuna geldim. Güzel bir program oldu. Son sözlerini alayım. Ona göre de kapatalım programımızı. Esnaf teşkilatımızın sıkıntılarını, dertlerini dinlediğiniz için ilk önce sizlere teşekkür ederiz. Biz buradan da bir yerlere aktarabildiysek, bir yerlerde duyduysa ne mutlu bize. Ha, eksiğimiz yine olduysa sürçülisan ola. Yarın öbür gün eksik gördük abi ya da başkan. Bu da vardı deyip de bize sunarlar. Gerekli birliklere, gerekli üst kuruluşlara sıkıntılarını her türlü iletiriz. Son söylemimde yine aynı şeyden döneceğim. Ben şoför esnafı başkanıyım. Yani galericilerin direkt değil. Şoför esnafımla ilgili de bir iki kelime edeyim. Tabii bitireyim. De buyur başkanım. Şimdi şoför esnafı olmazsa hiçbir işiniz olmaz. Şoför esnafına biraz saygı gösterelim lütfen. Yani halk olarak söylüyorum. Evet. Lütfen. Neden? Bakın, servisçi olmazsa fabrikaya işçi gitmez. Okula öğrenci gitmez. Evet. Senin ayakkabını ben getiririm. Evet. Tamam mı? Bakkalın bulgurunu ben getiririm, ekmeğini ben getiriyorum. Yola çıktığımda yaşadığım bir şeyi söyleyeceğim. Yanımda bir yine üst düzey bir abim vardı. İstanbul yolculuğu yapıyorum. Tır rampada attı kendini sola. Yani biraz abes konuşmayla dedim ki yavaş. Benim üyem onlar. Yani İstanbul'da olsa benim şoförüm. Dedim niye bu serzenişin, niye bu sert konuşman? Nasıl attı diyorlar. Dedim abi şoförlüğü biliyor musun? Taksi sürüyorsun. Tır sürdün mü sen hiç? Bak rampaya çıkıyor. Belli bir hızla çıkıyor. Bu araba 3'ten 2'ye düştü mü 1'e kadar düşecek. Yani yakıtını düşün, her şeyini düşün. Birden çıkmadı, sinyal verdi. Sen de koruma mesafesinde değilsin. Biz şimdi araçlarımızı bireysel olarak günde 20 dakika kullanıyoruz. Ama bu şoför sabahtan akşama kadar yolda. Şoföre karşı hani ben şoförün savunmasından yanayım, ben şoförü savunuyorum. Saygı gösterilmesin diyorum. Bugün sen ayakkabı dükkanında 50 tane müşteri ağırlarsın. Çark Caddesi'nde. Bilmiyorum rakam az mı çok mu? 50, 100. 100. Misal. Ama benim toplu taşımada şehir içinde Adapazarı'nda Akyazı düşünün. Biz yüzlerce kişiyle sabah çeşit çeşit insanla karşı karşıyayız. O evden çıkmış sonra ben de sorunlu çıktım arkadaş. Benim de sorunum var. Benim insan değil mi? Ya sen o direksiyondaki yani o 100 kişi o direksiyondaki bir kişiyi idare edemiyor. Ama o direksiyondaki bir kişi arkadaki 100 kişiyi yani taşıdığı sürekli sirküle ettiği 100 kişiyi idare etmek zorunda kalıyor. Yani biraz daha şoföre karşı yani şoför deyip de bizi bir tarafa atmayın. Biz sizi taşıyoruz. Canınızı taşıyoruz. Malınızı taşıyoruz. Biz bu konuda sektörün en atar damarı biziz. Biz olmazsak ne olacağını bir düşünün. Bir 5 dakika oturun. Şoförün, nakliyecinin, servisçinin piyasadan çekilip taksicinin şöyle kontağı açmadığı bir gün, gelmediği bir günü düşündüğünde şoförün ne olduğunu bir oturun. Kafanızı böyle bir iki elinizin arasına alın. Bir düşünün. Ondan sonra şoföre de hak vereceğinize inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şaban Başkanım şoföre biraz anlayış, biraz saygı dedi. Evet ben de başkana katılıyorum. Evet onlar da bazen çok kızdırıyorlar bizi ama biz onları idare edeceğiz. Dediğim gibi onlar gerçekten çok yoğun tempoda çalışıyorlar. Biz olaylara çok kısa sürede analizler yaparak kararlar veriyoruz ama evet onlar olmasa bizim işimiz bayağı zor olur. Yani tüm herkesin işi çok zor olur. Karşılıklı ama bunları böyle konuşarak bence bir yere de getirebiliriz. Belki de konuşmadığımız için böyle sorunlar oluyor. Başkanın da açmış olduk konuyu. Ben de biraz katkı sağlamış oldum. Evet biz birbirimize lazımız. Bunu unutmamak lazım. Bu akşam efendim önemli bir konuyu konuşmaya çalıştık. Önemli bir konukla. Ne dedik? Yarın itibariyle kanunlaşacak artık güvenli alışveriş dediğimiz. Güvenli alışveriş dedi başkanım evet. Neydi? Güvenli ödeme sistemini anlatmaya çalıştık. Bu önemli bir konu bence. Evet bazı sorunlar var. Zaman içerisinde bunlar da düzenlemeye gidecekler büyük ihtimalle ama ben %80 oranında bu küçük %20'yi de o küçük sorunlara bırakıyorum. %80 oranında bu sistemin başarılı olacağını düşünüyorum. Evet yarın itibariyle bu başlayacak. İnşallah noterlerle de biraz da anlayışlı olalım. İlk etapta belki ilk hafta sorun olabilir diyerek programı kapatıyorum. Haftaya farklı bir konuyla konukla karşınızda olmak ümidiyle. Hayırlı akşamlar efendim.